Üzerine bir de Morgana Ezreal'la kötü bir ikili değil, artı Tahm Kench'in yaptığına benzer işi Morgana ile de yapabiliyorsunuz. Tam anlamıyla olmasa bile yani benzerini yapabiliyorsunuz. O yüzden ya Tahm Kench tercihi benim için büyük soru işareti. Tam geri döneceklerken de sup oyuncuları geldi. Bu arada erken bir baskın mı gelecek acaba Kakao'dan? Evet, Kakao buraya doğru yaklaşıyor şimdi. Şifa ile beraber agresif oyun ama Paden hiç riske etmedi sıçrayı. Zergsting'in üzerine kullanılan bir bitkinlik var. Zergsting burada birazcık agresif oynadı. Buzdan suyu çok iyi geldi. Zergsting sıçrayı atıyor. Abben geliyor şimdi, arkadan ışınlan geldi. Çok iyi ışınlan. İnanılmaz bir maç başlangıcı izliyoruz burada. Şimdi Ragnar orada sıçrayı da kullanabilir. Orada kullanılan şimdi karanlık eser. Son vuruş gelecek ve evet, Ragnar ilk kanı aldı. Bu nasıl bir maç başlangıcı? Müthiş başladı maç. Zeytnot zor durumda kalabilir. Abben'in sıçrası var. Zeytnot'un sıçrası var. Abben sersemletti ve aldı skoru. Zeytnot sıçraya rağmen sersemledi çünkü Abben daha erken davranan taraf. Şimdi isteyeyim. Bir altın farkı alabilir miyiz daha maçın dur başında? Daha ya, dördüncü dakika ya. Ya. Maçın başında nasıl dağılmış onu merak ediyorum. Yukarıda Ragnar'ın önemli bir üstünlüğü var. Bu arada ormanda Abben yakalandı. Şimdi Kakao onu yakaladı. Abben orada kitle kontrolü uyguluyor ama Kakao kovalamaya devam edecek. Kakao'nun yardıma gelebilecek. Var. Arkadan şu anda Ragnar'ı görüyorum. Ragnar Kakao'yu yakaladı. Köfte de buraya geldi. Kakao çok ters tarafta ama Saçar tohumuna çıkıyor buradan. Yandan gelen bir Armut var şimdi. Armut Abben'i alabilecek mi diye bakıyorum ama diğer tarafta Kakao düştü. Abben'i alamadılar bir türlü. Abben düşmedi burada. Ragnar zor durumda. Arkada kullanılan şimdi bir çarp gördüm Bolu'dan yanlış görmediysem. Diğer tarafta iki skor birden. Hem Ragnar hem de Abben düştü. Köfte buradan çıkmak zorunda. Yavaş gitmesini beklediğiniz mücadelelerde de gayet iş yapıyor. Bolulu çok iyi yakaladı köfteyi. Bu da ejderi yol açıyor bu arada hemen. Evet. Bolulu'nun skoru. Anında ejderi aldı bu noktada Papara süpürmesi. İlk alamet Papara süpürmesi ve gidiyor burada. Orta koridorda yakaladıkları üstünlük sayesinde zaten. Ya o üstünlüğün etrafında artık görevleri oynayacak sup. Bu sefer olmadı. Karanlık esaret tuttu. Şimdi arındır kullanıldı. Hemen arkaya ışınlan geliyor. Zeytnot zor durumda kalabilir. Bozuldu. Bakalım Snowflower mı zor durumda kalacak? Işınlan bozuldu dediğin gibi Snowflower'ın ultisi bu noktada kullanılmıştı. Şimdi Zergsting zor durumda ve Paddle düşecek burada. Yandan Kakao geldi. Oo, ulti yetmedi. Ama Bolulu geliyor. Bolulu hasarı yetmiyor. Yetenek atışından da sıyrıldı Zergsting. Ama Zergsting burada düşecek. Onun kurtuluşu yok. Ulti deniyor. Yetmedi. Güzel çok iyi denedi. Yalnız yukarıda bir kere daha Armut'un üzerine gidiyorlar. Armut'un sıçrası yok. Snow burada yetişti. Armut'tan çok güzel bir kitle kontrol. Zergsting Abben'i kurtardı. Kendi kurtulabilecek mi? Hala kuleyi tanklıyor Zergsting. Çıkmaya çalışıyor buradan ama Snowflower var. Bitkinlik geldi Ragnar'a. Arkaya ışınlan geliyor. Burada önce Zergsting ardından Ragnar düşüyor. Ve iki skor birden. Galatasaray proaktif oyun yapmayı denedi ama Snowflower'ın üzerine gidiyor şimdi, odaklandı ama karanlık esaret tuttu. Ragnar'ın buradan kaçması biraz zor görünüyor. Ultiyi de kullandı ve skor Snowflower'da. Uzaklardan bir ulti. Sadece ufak bir görüş verdi orada. Ve Papara süpürmesi böylece 3. ejderini de alıyor. Daha 18. dakikada. Ragnar yakalanmış burada Snowflower'a. Ve Ragnar sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Burada sanki şansını deneyecekmiş gibi duruyor. Armut yandan geldi. Ultiyi kullanıyor Armut. Şimdi Ragnar arka tarafa girdi. Bolu'nun üzerine odaklandı. Snowflower'da odaklandı ama Ragnar kuleyi tanklıyordu. Ve Bolu'nun hasarı yetti burada. Kovalamaya devam edecekler mi acaba Galatasaray cephesinde? Şu an canlar oldukça düşük. Sup'ta da öyle ama yine de agresif oynayabilecek taraf sup gibi görünüyor. Şimdi yukarıdan baskı devam edecek. Tam 5 tane kule aldı Papara süpürmesi şu ana kadar. Zergsting biraz önde kaldı. Güzel bir buzdan sütun. Arındır'ı da kullandı Zergsting ama yetmeyecek. Paddle zor durumda. Karanlık esaret tutmuyor. Zergsting şu an sıçrası yok. Buradan çıkmaya çalışacak ama pek mümkün gözükmüyor ve skor geldi Kakao'ya. Görüş almaya çalışacaklar en azından Baron etrafında. Daha fazla reaksiyon şansı vermiyor size Morgan'a Caitlyn'in. Katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada Baron'a başladı Papara Supermassive. Galatasaray şimdi buraya ışınlanı kullandı. Geldikleri noktada geldiği anda Ragnar yerine sabitlenecek ve direkt olarak eridi. Ragnar artık vazide yok. Zergsting yakalandı, hemen sıçrayı kullanmak zorunda kalıyor. Köfte arkada tek başına, o da hemen çıktı oradan ama Papara Supermassive Ragnar'ın attığı ışınlanı çok fena cezalandırdı. Köfte yandan gelmeye çalışıyor.
Pedun dürtmeye çalışıyor. Bolu'dan sıçrayla bir oyun. Uyuşturmayı başardı. Pedun geri kaçamadı. Ama Zergsting hemen ham yaptı onu. Arkada kullanılan bir arındırma ama yeterli değil. Pedun kaçmaya çalışıyor şimdi. Diğer tarafta köfte düştü. Burada Pedun düştü. Geri yakalan son isim Appen. O da uykuda şu an ve o uyku çok uzun sürecek. Çünkü ölüm süresi 37 saniye. Ve Papara süpürmesi Bolu'nun 3'te 3'üyle hem katliam hem de baronu alacak. Derken burada Ragnar'ı seçiyor Papara süpürmesi öldürmek için. Ragnar sıçrayı kullandı ama sıçra karanlık esaret arkadan gelen Zaytot ultisi derken Ragnar'ın burada pek bir şansı yok. Armut ona veda ediyor bu noktada. Onlara çok büyük katkı sağlayacak bir görevi yapmak üzere pozisyon aldılar. Kadim Ejderha. Zaytot tek başına yapıyor şu anda takım arkadaşlar. Oyalarken ne oyalaması ne oyalaması. Buharlaştırdı Zergsting'i burada. Bolu ne yapıyorsun sen? Pedun ve Zergsting nereye gitti? Biri Pedun ve Zergsting'in nereye gittiğini söylesin bana. Duvarın öbür tarafına geçebilse köfteyi de düşürecekti orada. Pedun ve Zergsting geçti duvarın öteki tarafına. Oyunu yok eden bir Zoe var mücadelede. Ve Papara Supermassive 11. galibiyetine ilerliyor şu anda. Önünde sadece bir Nexus Kulesi ve Nexus var. Nexus Kulesi de gitti şimdi arkadan. Ulti kullandı bu noktada köfte ama yeterli değil. Ragnar'ın ultisi. Ragnar ulti atarken öldü. Zergsting bir kere daha düşüyor. Köfte şimdi çok önde kaldı. Köfteyi de indirecekler. Pedun ve Appen üste kaçmış durumda. Appen son bir şansın deniyor Bolu'yu düşürmek için ama yeterli olmayacak. O meca 25'te kalacak. Ve 3'te 3 yapan Zaytot'la birlikte Papara süpürmesi 11. galibiyetine ulaşırken